Tekrar hoş geldiniz, tüccar arkadaşlar. Bugün, size kazanan bir formül sunmak için Bollinger bantları ve göreceli güç endeksinin gücünü birleştiren inanılmaz bir ticaret stratejimiz var. Gerçekten işe yarayan bir Bollinger bandı stratejisi arıyorsanız, o zaman bir tedavi içindesiniz. Bu şaşırtıcı ve benzersiz Bollinger Band artı RSI ticaret stratejisi, yeni başlayanlardan deneyimli profesyonellere kadar her seviyedeki tüccarlar için uygundur. Bu nedenle, sizi yalnızca net giriş ve çıkış sinyalleriyle güçlendirmekle kalmayıp aynı zamanda karlı işlemler için sağlam bir temel sağlayan bir stratejiyi keşfetmeye hazır olun. Hadi başlayalım. Ticaret görünümündeyim ve göstergelerimizi ayarlamayı bitirdiğimizde grafiğimiz böyle görünecek. Bu basit, kullanımı kolay, doğru kullanırsanız oldukça yüksek bir başarı oranına sahip bir stratejidir. Bu kadar konuşma yeter, doğrudan konuya girelim. Öncelikle bu göstergelerin üzerini hızlıca çizip tekrar ekleyeceğim, böylece ayarlarını en baştan açıklayabilirim. Bollinger bandı ekleme. Bu stratejiyi uygulamanın ilk adımı, önemli destek ve direnç seviyelerini belirleme kabiliyetiyle tanınan dikkate değer bir gösterge olan Bollinger bantlarını kurmayı içerir. Bollinger bantlarına henüz aşina değilseniz, bu göstergeden etkili bir şekilde yararlanmak için mükemmel bir kılavuz görevi gördüğü için bu videoyu bulduğunuz için şanslısınız. Başlamak için TradingView gibi tercih ettiğiniz işlem grafiği platformuna erişin ve göstergeler sekmesine gidin. Bollinger bantlarını arayın ve sunulan seçenekler arasından bunu seçin. TradingView'un varsayılan ayarları yeterli olsa da, bu stratejiyi optimize etmek için özel ayarlamalar gereklidir. Bu nedenle, bu göstergenin ayarlarına erişeceğiz ve belirlenen bölümde uzunluk değerini 30 olarak değiştirerek başlayacağız ve standart sapmanın 2 olarak ayarlandığından emin olacağız. Ek olarak, arka planı kaldırmak ve çizgileri kırmızıya çevirmek gibi göstergenin görünümünü kişiselleştirmek için özelleştirme seçenekleri mevcuttur. Bu ayarlamalar özneldir ve bireysel tercihlere göre uyarlanabilir. Şimdi, kısaca Bollinger bantlarının mekaniğini inceleyelim. Merkezi çizgi, belirtilen uzunluk dikkate alınarak ve ilgili mum çubukları arasındaki ortalama belirlenerek hesaplanan hareketli ortalamayı temsil eder. Bu strateji bağlamında, 30 mumluk bir dönem kullanıyoruz. Üst ve alt çizgiler standart sapma çizgilerini göstermektedir. Bollinger bantları artık yapılandırılmış olduğundan, analizimize RSI göstergesini eklemeye devam edebiliriz. Bunu yapmak için, göstergeler sekmesine geri döneceğiz ve arama alanına RSI yazacağız ve, göreceli güç endeksi, etiketli üst seçeneği seçeceğiz. RSI eklendikten sonra, ayarlarda küçük ayarlamalar yapılması gerekir. Stil bölümünde, uygun eşikleri oluşturmak için üst bandı 70'e ve alt bandı 30'a ayarlayın. Giriş bölümünde, varsayılan uzunluk değeri genellikle 14 iken, bu özel strateji için 13 olarak ayarlamanızı öneririz. RSI'ye aşina değilseniz, belirli bir menkul kıymetteki aşırı alım ve aşırı satım koşullarını ölçmek için değerli bir göstergedir. 70'in üzerindeki bir okuma aşırı alım koşullarını gösterirken, 30'un altındaki bir okuma aşırı satım koşullarını gösterir. Şimdi, bu iki göstergeyi sinerji haline getirmenin ve karlı işlemler oluşturmanın zamanı geldi. Ancak, devam etmeden önce, bu videonun tamamını izlemeniz çok önemlidir. Bu arada, inanılmaz ücretsiz alım-satım işlemleri istiyorsanız, Telgraph grubuma katılabilirsiniz, bağlantı açıklamada yer almaktadır. Peki, ortalama dönüş tam olarak nedir? Ortalama, ortalamayı ifade ederken, tersine çevirme, önceki bir duruma geri dönmeyi ifade eder. Daha basit bir ifadeyle, ortalama dönüş, ortalamaya geri dönme eğilimi anlamına gelir ve bu strateji ile elde etmeyi amaçladığımız şey de tam olarak budur. Örneğin, her iki yönde de önemli bir fiyat hareketinin ardından, fiyatın sonunda ortalamaya geri döneceğini makul bir şekilde tahmin edebiliriz. Bu nedenle, fiyat üst Bollinger bandını aşarsa, potansiyel bir satış ticareti fırsatı önerir. Tersine, fiyat alt Bollinger bandının altına düşerse, potansiyel bir alım-satım fırsatına işaret eder. Bu kriter basit görünse de, yalnızca buna güvenmek optimal olmayan sonuçlar verebilir. Bu nedenle, RSI göstergesinin dahil edilmesi çok önemli hale gelir. Verilen örnekte örneklendiği gibi, fiyat sıklıkla Bollinger bantlarını aşar veya altına düşer, bu da çok sayıda yanlış sinyale yol açar. İşlemleri yalnızca bu olaylara dayandırarak, muhtemelen kayıplarla karşılaşılacaktır. Bu zorluğun üstesinden gelmek için ek bir gereklilik getiriyoruz. Bu, alım-satımların yalnızca RSI aşırı bir değere ulaştığında gerçekleştirilmesi gerektiğidir. Artık strateji ve içinde kullanılan göstergeler hakkında temel bir anlayışa sahip olduğumuza göre, şimdi bir satın alma ticaretinin bazı örneklerini inceleyelim.
Bu arada, ücretsiz alım-satım sinyalleri istiyorsanız, Telgraf grubuma katılabilirsiniz, bağlantı açıklamada yer almaktadır. Alım-satım kurallar. Dolayısıyla bunlar, bir satın alma sinyalinin geçerli olması için yerine getirilmesi gereken iki koşuldur. Yalnızca fiyat alt Bollinger bandının altına düştüğünde ve RSI-30 işaretinin altına düştüğünde bir alım ticaretine gireceğiz. Burada görebiliriz başlangıçta fiyat alt Bollinger bandının altına düşer. Bundan sonra RSI hattının 30'un altına düşmesini bekleyeceğiz. 30'un altına indiğinde, bir alım-satım işlemi gerçekleştiririz. Yani burada bir satın alma pozisyonu açmış olsaydık. Burada elde edeceğimiz ödül oranının inanılmaz riskini görebiliriz. Beklendiği gibi fiyat ortalamaya geri döner ve başarılı bir sonuçla sonuçlanır. Stratejiyi daha iyi anlamak için bir satın alma ticareti örneğinden daha geçelim. Şimdi bir satın alma ticareti örneğini inceleyelim. Burada fiyatın alt Bollinger bandının altına düştüğünü görüyoruz. Ve RSI'de 30 işaretinin altına düştü. Gördüğünüz gibi, bu sinyalde bir alım ticareti açmış olsaydık, piyasa geri dönecekti ve bu pozisyon bize inanılmaz karlar sağlayabilirdi. Bitcoin ve diğer kripto para birimlerini hangi borsada alıp sattığımı merak ediyorsanız, bu videonun altındaki bağlantıya basabilir ve Bybit'e göz atabilirsiniz. Bu platformda, banka hesabınızdan kolayca para yatırabilir ve 150'den fazla kripto para biriminde işlem yapabilirsiniz. Daha da hızlı kar elde etmek için işlem yaparken 100 kata kadar kaldıraç kullanabilirsiniz. Ek olarak, aynı anda birden fazla kripto para birimine göz kulak olmak için 4 fiyat düzeni kullanabilirsiniz. Siz de bu borsada işlem yapmak istiyorsanız, bu videonun altındaki bağlantı aracılığıyla Bybit'i ziyaret edin çünkü bağlantı aracılığıyla 30,033 dolar a kadar para yatırma bonusu alacaksınız. Satış ticaret kurallar. Dolayısıyla, bir satış sinyalinin geçerli olabilmesi için yerine getirilmesi gereken iki koşul bunlardır. Şimdi satış işlemleri için bazı pozisyonları gözden geçirelim. Satış işlemleri için, fiyat üst Bollinger bandını aştığında bir pozisyon başlatırız. Ve RSI 75'i aşıyor. Yani fiyatın önce üst Bollinger bandının üzerine çıkması gerekiyor. Ve sonra RSI'ye bakarak bu sinyali onaylayacağız ve RSI 75 çizgisinin üzerindeyse, bu devam edip bir satış pozisyonu yerleştirebileceğimiz anlamına gelir. Ve eğer burada bir satış pozisyonu açmış olsaydık, bunun inanılmaz karlı bir satış ticareti olacağını görebilirsiniz. Burada piyasanın yine üst Bollinger bandının üzerine çıktığını görüyoruz, bu da piyasada bir tersine dönüş beklendiğini gösteriyor. Ve RSI'nin bunu doğruladığını görebiliriz. Sabır anahtardır, bu iki koşul yerine getirildiğinde bir ticarete girdiğinizden emin olun. Elbette hiçbir strateji her zaman karlı değildir, ancak bu çoğu zaman karlı sinyaller veriyor gibi görünüyor. Özet Bollinger bantları stratejisi. Genel olarak, bu strateji her seviyeden tüccar için uygundur, net giriş ve çıkış sinyalleri sunarak karlı işlemlerin önünü açar. Bollinger bantlarını belirli parametrelerle ayarlayarak ve RSI'yi dahil ederek, ortalama geri dönüşten yararlanmayı, fiyat alt Bollinger bandının altına düştüğünde ve RSI 25'in altına düştüğünde alım işlemlerine girmeyi ve fiyat üst Bollinger bandını aştığında ve RSI 75'i aştığında satış işlemlerini hedefliyoruz. Bu videoyu faydalı bulduysanız, lütfen beğen düğmesine basın, kanalıma abone olun ve zile basın. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.